Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 6 yumuşacık kakaolu nefis kek, ortası pişmeyen ipeksi krema, üstünde de çikolata parçaları ve meyveler olan harika bir tarifim var. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. 3 yumurtam var, 1 paket kremam var. Aslında önce şeker koymam gerekiyordu ama daldım ve kremayı koymuş bulundum. Hemen çırpmaya başlıyorum. Siz önce şekeri koyarsınız ondan sonra kremayı koyarsınız. Çırptıktan sonra şekerimi ekliyorum. Yine çırpmaya devam ediyorum. Güzelce çırptıktan sonra bir su bardağı un ekleyeceğim içine. İsterseniz kakaosuz da yapabilirsiniz. Ben çok sevdiğim için 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Birer paket vanilya ve kabartma tozu ekliyorum. Artık karıştırabilirim. Şöyle bir karıştırıyorum toz toz olmasın diye. Yavaş yavaş çırpmaya başlıyorum pürüzsüz bir kıvam alana kadar da çırpıyorum. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarladım ısınmaya başlasın diye. Evet kekimin harcı hazır şimdi. Kıvamı gördüğünüz gibi bildiğiniz kek harcı gibi. Şimdi şöyle tatlı cam kavanozlarım var. Bunlar ısıya dayanıklı. İki parmak kadar koyuyorum hepsinin içine kek harcımdan. Birazdan fırına göndereceğim. Fırına da nasıl göndereceğim onu da hemen göstereyim. Şöyle bir fırın tepsim var. İçine gene iki parmak kadar su koyuyorum. Hazırladığım kekleri bu suyun içine koyacağım ve o şekilde fırına göndereceğim. Kolaycacık pişiyorlar zaten çok uzun sürmüyor. Tabi fırından fırına değişebilir. Ee, kürdan testiyle bakıp anlayabilirsiniz pişip pişmediğini. Şimdi keklerim fırına gitsin. Ben kremamı hazırlamaya geçeyim. Bir çay bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya koydum. Şimdi 3 yemek kaşığı krema koyuyorum. Bu arada vanilyayı pudra şekerinin içine karıştırmıştım. O yüzden göstermedim. Şöyle bir karıştıracağım gene toz toz etrafa saçılmasın diye. Ardından çırpacağım güzelce. Bu krema gerçekten hem yapılışı açısından çok kolay hem de çok lezzetli. Mutlaka deneyin. İçine ben pınar beyaz ekleyeceğim şimdi bir paket yani 200 gram. Kesinlikle peynir tadı almayacaksınız. E, denemeyenler için söyleyeyim. Labne de kullanabilirsiniz. Pınar beyaz yerine ikisi de olur. Peynirimi de ekledikten sonra güzelce çırpacağım. Kekim olana kadar buzdolabında muhafaza edeceğim. Bu kadar kolay yapması. Güzelce çırpıyorum. Kıvamı da çok güzel. Gördüğünüz gibi. Tadı da öyle gerçekten. Keklerim fırından çıktılar. Şöyle göstereceğim. Böyle bile çok lezzetli görünüyorlar bence. Artık keklerimi soğutup e, süslemeye geçebilirim. Hazırladığım kremamı keklerimin üstüne şöyle döküyorum güzelce. Hepsinin üstüne döktükten sonra siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben böyle biraz çıtır çikolata parçaları koyuyorum. Biraz da meyve koyacağım. Meyve olarak da nar ve çilek kullanacağım. Bu arada bu kavanozları ben çok sevdim. Birazdan sizlere kapaklarını da göstereceğim. Merak ederseniz eğer ya da almak isterseniz nereden aldığımı videomun altına tarifin altına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ve güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Meyvelerimi de koydum. Gördüğünüz gibi artık soğutup servis edebilirim. Bazılarına sadece cam kapağı var onları koyacağım. Bazılarını da böyle vakumlamak için kapağın altında lastiği var ve kenarında kıskaçları var. Onları takacağım. Bu arada bu şekilde uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Çünkü vakumlanıyor bu şekilde kapattığınız zaman. Gerçekten çok kullanışlı oluyor. Şimdi bir de tadına bakayım. Gerçekten çok seveceğinize eminim. Gerçekten şahane. Denerseniz yorumlarınızı beklerim. Bu arada videomu da beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.